Buradayım, burada çekim yapacak böyle. Sen çekim mi istiyorsun? Önce çekim o sana gider. Çok değeri arttı yani. Büyük otel mi? Çok büyük değil ama. Büyük. Yani çok var mı? Çok oluyor, çok. Yani şu bayram döneminde var ya. Cumartesi pazarı. Bunların herkes para topladı, böyle aldı. Ben iki tane aldım mesela bunlara. Üç tane bir aldı, bir tane bir aldı. Böyle yaptık yanımları, el böyle. Yani oğlum, yani... İmece usulü. İmece usulü, aynen. Aynen, imece usulü. Canlara... Bu benimden önceki dönemde yapıldı bunlar. Yani öbür muhtar arkadaş bir girişimde bulundu. Cemevini çevirelim diye el birliğiyle malzemesini aldı herkes. Herkes kendinin gücünün yettiğince katkıda bulundu. Yani öyle çevirdik yani cemevini. Evet, peki cemler oluyor mu? Oluyor, cemlerimiz oluyor. Şu pandemiden dolayı iki seneden bu yana da olmadı. Dedeler nereden geliyor peki? Dedeler bizim Aksaray'dan geliyor. Aksaray'dan. Hangi ocaktansınız? Biz hangi ocaktanız? Yan yatır ocağındanız biz. Yan yatır ocağından. Dedeler sık sık geliyor mu yoksa sadece cam bağladınız? Mesela cemlerimizde geliyor, müsaitliklerde geliyor. Tıklarlarda gelecek. Tabi insanların yaptığı şeye göre çağrılıyor dediler. Geliyorlar. Peki son dönemde pandemiden kaynaklı gerçi birçok yerde cam yapılmadı ama bugün köyde insanlar şunu söylüyordu. Yani işte camlar olmadığı için biz işte sorguda dertlerimizi anlatıyorduk ama şimdi sorguda artık anlatamadığımız için insanlar mahkemeye gidiyor. Bu üzüntülerini dile getirdiler. Şimdi bak köyde bir sorun olduğu zaman bir komşu arasında burada çözülüyordu onlar. Yine de çözülüyor. Yani pandemiden dolayı cemlerimizin yapılamamasından değil. Cem olsun yine aynı burada sorunlar çözülüyor. Dedenin huzurunda çözülüyor yani. Fakat bu iki yıldır sanırım bu sorunlar mahkemelere gidiyor. Evet, mahkemelere gidiyor. Aynen. Siz köylüler bir araya gelip bu durumda hani mahkemeye gitme, dede geldiğinde sorguya gireceğiz demiyor musunuz? Desek de insanlarımız artık mahkemelerde arıyor hakkını. Bu sizi incitiyor mu? Tabii ki incitiyor, incitmem ya. Hep incitiyor. Peki köyün nüfusunu çoğaltmak için, köyde tekrar insanların geri dönmesi için bir çabanız var mı? Çabamız, ya biz şimdi zaten şu anda köyümüze geri dönüş başladı. Yavaş yavaş başlıyorlar. Ben bile mesela iki seneden beri köyde duruyorum. Bergama'daydım. Göç ettim sayılır yani. Ev Bergama'da da var, burada da var. Oraya da gidiyoruz, buraya da gidiyoruz. Böyle yani insanlar dönecek artık yani. İnsanlar arıyor artık temiz hava. Peki insanların dönmesi için bir çağrınız var mı? Çağrım. Gelsinler memleketine, herkesin yeri yurdu var burada yine. Dışarıya gidenlerin ev yerleri var, arsalar var, tarlalar var, bahçesi var. Hepsini yapabiliyor yani. Gelsinler. Biz herkesi açıyoruz yani.